Özcan Deniz'in geçen yıl gizlice evlendi İranlı eşi için ailesini nasıl sildiğine dair konu hakkında, gelişmeler hakkında detayları anlatacağım. E bu film bana niye tanıdık geldi, bunun önceki versiyonu nasıldı bunu da anlatacağım. O zaman Özcan Deniz ve tüm ailesi Feyza Aktan'a karşıydı. Bugün ise aynı Özcan Deniz eşi Samer Datkar'la birlikte tüm ailesine karşı. Atalarımız boşuna dememişler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Özcan Deniz kendisinden yaşça çok küçük insanlarla evlenirken sesini çıkarmayan sonra ilişkiler bozulunca vay efendim yaşlandı da şöyle oldu böyle oldu bir saygısızlığını daha bekliyor yani o videoda yayına girecek diyor konuşursan bir saygısızlık daha yaparsan inanılır gibi değil selamlar saygılar sevgiler hürmetler bir yayınla daha karşınızdayım bugün size Özcan Deniz'in geçen yıl gizlice evlendi İranlı eşi için ailesini nasıl sildiğine dair konu hakkında gelişmeler hakkında detayları anlatacağım. Bu detayları anlatırken de bu film bana niye tanıdık geldi? Bunun önceki versiyonu nasıldı? Bunu da anlatacağım. Şimdi bu Özcan Deniz'le eşi Samer Datkar'ın Aşkları uğruna Özcan Deniz'in ailesini karşısına almasın yeni bir film, yeni bir versiyon. Ama Özcan Deniz'in bu konuda ilk filmi değil. Eski eşin ve Kuzey'in annesi Feyzi Aktan'la da bir başrolde olduğu film vardı Özcan Deniz'in. O filmde Özcan Deniz bugün gibi eşinin yanında yer alan bir karakter değildi. Hatırlayın 2-3 önce yapılan haberleri, eski eşlerin kavgalarını, videolarını. Özcan Deniz baba olduktan sonra boşanma kararı aldı. Feyza Aktan zor günler yaşadı. Niye? Çünkü o dönem Özcan Deniz'in ailesi komple hücum ettiler genç kadına. Onu itibarsızlaştırmak için. Hatırlayın o günleri. Niye? Ee, boşandılar. Bir protokol yaptılar. Ee, önce anlaşmalı değildi boşanma e, tartışmalıydı. Sonra anlaşmalı boşanma oldu. Ee, velayet, oğlanın velayeti. Annede kaldı. Fakat o velayeti alabilmek için Özcan Deniz e, dava açtı bu sırada. Özcan Deniz'in Menajeri, Ercan Deniz, kız kardeşleri, annesi. Hatırlayın, Feyza Aktan'ı itibarsızlaştırıp aslında onun çok kötü bir anne olduğunu, çocuğu büyütemeyecek bir anne olduğunu, alkolik olduğunu, işte evde yangın çıktığında onu bile söndüremediğini, alkolden falan gibi şeyler olmuştu. O zaman Özcan Deniz, ve tüm ailesi Feyza Aktanak karşıydı. Bugün ise aynı Özcan Deniz eşi Samer Datkar'la birlikte tüm ailesine karşı. Şimdi açıklamalarını okuyorum tarafların. Okuyunca diyorum ki atalarımız boşuna dememişler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bir daha tekrarlıyorum. Alma mazlumun ahını çıkar ayeste ayeste. Gelelim Özcan Deniz ailesi arasındaki büyük kavganın nasıl başladığını. Aslında yazın sonuna doğru başladığını sandığımız kavga kışın ortasında ilk filizlenmeye başladı. Nereden anlıyoruz bunu? Yapılan açıklamalardan. Önce Özcan Deniz Aynı zamanda menajerliğini yapan abi Ercan Deniz birbirine girdi. Sonra e, kız kardeşlerden en büyük olan Yurdogiler e, Özcan Deniz'e, daha doğrusu Samer Datkar'a saydırdı da saydırdı. E, bu olanların sebebinin Samer Datkar olduğunu vurguladı. Şimdi Özcan Deniz de tüm aile üyelerine resti çektim. Niye çektim? Ercan Deniz Müge Anlı'nın bir sözünü yayında söylediği bir sözü paylaşmış sosyal medyasında. Ne diyor orada Müge Anlı? Her ailede etici bir güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeşi alıp yürür. Allah sadece o yesin diye vermez ona o parayı. Diğer kardeşlerine de kol kanat yersin diye verir. Sözlerinin yer aldı videonun Videoyu paylaşması üzerine Özcan Deniz de sessizliğini bozdu. Şimdi önce Özcan Deniz'in bu konuda e, ne dediğine gelmeden önce e, bu Müge Anlı'nın dediği doğru mu değil mi onu tartmak lazım. Yani iki kardeşinde zengin oldu, üç kardeşinde zengin oldu, aileler var. Allah yüzüne de yürüye akılım diyor. Yani... Şimdi Ercan Deniz bunu paylaşmadan önce şöyle bir e, 2000'li yılların başına gitmesi lazım. E, kurduğu şirkette turizm şirketiyle e, Özcan Deniz'in başını nasıl ekonomik olarak belaya soktuğunu, yurt dışına çıkış yasağı, e, dolandırıcılıktan yargılanma gibi konularla e, gündeme gelmişti. Yani evet. Ailenin lokomotifi Özcan Deniz ama kimse kusura bakmasın ama kompartımanlarda rahat durmuyor. Ayrı yöne çekiyor. Yani lokomotifin gitmesi için değil de durması için çalışıyor. Her neyse. Yani dışarıdan gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla yani Özcan Deniz yanlış da yaptı sonuçta altın yumurtlayan tavuk o. Niye onu kesiyorsun? Onu de zaman aç kalırsın. Ee, kapris yapmış, yanlış yapmış yapar. Sıtar. Yani o kadar sıtarın bir de stres yükü var. Menajer olarak onu tolere edecek kişi de sensin. Bunu yapmazsan böyle işleri gerilir. Şimdi Özcan Deniz bu paylaşım üzerine stre, stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyleriniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o haklı haksızlık bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşa ve şahsi çıkarına sizi kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş etlemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz. Yani Erzendeniz'in cahillik ettiğini anlıyorum ben bundan. Ardından yine özlü söz paylaşıyor Sebahattin Ali'den. İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarına üzülmekten daha kolay. Arkasından devam ediyor saydırmaya Özcan Deniz. Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi ve sadece sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu. Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var. Son olarak bir paylaşım daha yapıyor. Artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar oldu olduğunu belirten bir fotoğraf arkadan çekilmiş bir fotoğraf. Sizi çok seviyorum canım oğlum benim canım karım canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve ve de çok mutluyum hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyenler girebilir. Şimdi bu paylaşımlarda bir e, Starın ee, onun sırtından e, geçinen, onun kazandığı paradan nemalananların ona hançer e, sapladığındaki e, serzenişlerini görüyoruz. Kim haktı, kim haksız? Bilmiyorum ama bildiğim şey var. O da e, bu ailede gelir kaynağının, ciddi gelir kaynağının Özcan Deniz oldu. E, Özcan Deniz cümlenin içinde yoksa aile üyelerinden hiçbirinin net ya da yer Peki buna rağmen neler oluyor? Bir kadın çıkıyor ortaya. B. Yurda Güler Samer Tatkarı Samer Tatkarı darmadan ediyor. Şimdi Özden Deniz'in ailemle bağım kalmamıştır. Maddi ve manevi bana zarar veriyorlar. Sözü üzerine e, aile üyelerinden Kızların en büyüğü Yurda Güler çıktı ve bu konuda açıklamalarda bulundu. Çünkü tüm aileyi tam altında bırakan sözlerdi bunlar diyor. Abim, benim ve eşimin yıllardır dişimle tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın temelin çat temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim. Diye başlıyor uzun bir açıklama. Ama bu açıklamada işte bahsettiğim Özcan Deniz'in birinci filmine de geliyor sıra. Birinci filminin birinci ilk versiyonuna. İşin aslı şudur ki birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı biz hiç tasvip etmedik. Daha da detayına onu yaralamak için girmeyeceğim. Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerle hamlelerini bize ve ağabeyimin düşmanı olmasını sağladı. Bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı. Ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu. Biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzda değil yine yaşı küçük bir kızla yaptığı olmayacak bir evliliği birbirlerine girerek sonlandırdıkları boşanma sürecinde onu ve kuzeyi yalnız yalnız bırakmamak içindi. Yani diyor ki biz Feyza Aktan'la yaptığı evlilik sonrası onu acayip destekledik aile olarak. Şeyden kurtarmak için, e, Feyza Aktan'dan kurtarmak için. Ve kuzeyi yalnız bırakmak için. Şimdi gelelim. Bizi kolturan kız şimdi de ailesini tamamen uzaklaştırdı. Bu katını tesiriyle ailesini düşman bilen, yaşının getirdiği, yaşlanma hissinin verdiği, her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımma, bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasını hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum. Yani kız kardeş birden menajer, danışman, psikolog, pedagog falan olmuş. Mesleğini bilmiyorum belki de öyledir. Şimdi yurda gilerin gelirim. Samer Samer Tatkar'ı şişleyip şişleyip durduğu bölüme. Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş. Kendinden yaş çok küçük bir kızı. Hayatının, kendi hayatının boş başrolü yapmış olabilir ama <laughs> bir önceki evliliğinde olduğu gibi kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadın. Hep beraber yaşadık. Bu nedenle şu an gittiği yolun sonunu görüyorum. Ben o yolun sonunda da kardeşi olur ona ne kadar bizi şu an düşman bellese de orada durur olacağım. Umarım bu sefer bir öncekinden daha fazla hasar almamış olabilir. Özcan Deniz kendisinden yaşça çok küçük insanlarla evlenirken e, sesini çıkarmayanlar sonra e, ilişkiler bozulunca vay efendim yaşlandı da şöyle oldu böyle oldu. Neyse. Yurda Güler'in bu olaylara dayalı olmasından sonra Özcan Deniz Instagram'ında iki story paylaştı. İlk story'sinde Evet, Yurda Hanım, akşamı bekle bir tane. Yazan oyuncu ve şarkıcı sonrasında şu story attı. Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısız ve sinsisiydin. Kendin gibi bireylesin, oğluna dua et. Yani eşi de senin gibi diyor, eşin de senin gibi. Ama merak etme, senin ve birlikte olduğun o evli baklı adam için hazırladığım video duruyor. Bir saygısını daha bekliyor. Yani o videoda yayına girecek diyor konuşursan. Bir saygısızlık daha yaparsan. İnanılır gibi değil. Şimdi aile bireyleri arasındaki kavgalardan oldum olası uzak durdum. Bunlar zırt pırt parışırlar. Siz arada kalırsınız. En son e, hatırlarsanız Reha Muhtar hastaneye kaldırılıp entübe edildiğinde eski eşi Denizur ve çocukların annesi Denizur ortalığı ayağa kaldırmıştı. oğlum Kuzey'i Nülüfer'le kızı kaçırdı diye. iki gün sonra baktık ki bir paylaşım yapıldı. Karşılıklı özürler dilendi anlaşıldı. Ortak hareket geçeceğiz bundan sonra. Taraflardan birini seçip ötekini ateş edenler açığa çıktılar. Allah şükür şöyle bir durumda olmadım olmayacağım da. Şimdi Özcan Deniz'in yeni eşi Samer Samar Tatkarcı'nın bunun adını da bir türlü telaffuz edemiyorum. Önce menajeri Özcan Deniz'i ardından kız kardeşlerinden en büyüğü Yurda yurdagüllerle köprüleri atması, ailesine res çekmesi üzücü. Bir o kadar da üzücü olan tarafların kendilerini haklı göstermek için kullandıkları dil, karşı taraf için kullandıkları dil. Sizsiz siz olun, kimseyle kavga etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.